etti. Evet. Ahmet Ersin, Serhat kardeşim. Şimdi tabii buna yenilerini eklememiz lazım. Özellikle ben Türkiye Şampiyonası öncesi başkanıma da söyledim. 66 kiloda Mustafa Kuyucu, 74 kiloda Yasin Bolat, ağır siklette Yasin Kılıç'tan büyük çıkış bekliyorum diye. Hakikaten Ankara'da beni mahcup etmediler. Hepsi yüreklerini ortaya koyarak süper maçlar yaptılar. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda, yani mutlaka Sancaktepe'ye ve ülkemize bir Avrupa Şampiyonu çıkartmak istiyoruz. Bu başkanıma bu hediyeyi vermek istiyoruz. Daha sonra da olimpiyatlarda yine Sancaktepe'den mutlaka en az iki sporcu, en az üç sporcu burayı göndermek istiyoruz. Bizim hedefleri artık büyüttük. Önümüzde güreşlikleri var. Bu Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra Türkiye 1. Güreş Ligi'nde de takımın standardı yükseldi. İşte buradan İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir gibi güzide kulüplerimizin arasından gene sıyrılmak istiyoruz. Ama uzun vadede özellikle bu sene yapılacak olan Gençler evet. Türkiye Şampiyonası'nı özellikle Ahmet Hocam, Necmi Çevik kardeşimle beraber gene bir ekip olarak Serhat kardeşimi, Gökhan Yavaşer var. Burada istişare yaptığım çok değerli kurmay ekibimiz de var. Hocalarımızdan aynı zamanda müsabık hala Gökhan evet, Yavaşer. Müsabık, evet. Gökhan da müsabık. Serhat kaptanımız da müsabık. Onlardan, onlar tam böyle işin zirvesinde sporcularımız. Mutlaka yani bizim de yetişemediğimiz, bilmediğimiz veyahut da düşünemediğimiz şeyleri onlardan yardım alarak da sonuca gitmek istiyoruz. Ama bizim şu anda altyapımız, çok iyi bir altyapımız var. Başkanımın söylediği gibi çalışkan bir Harun Doğan antrenörümüz var orada. Evet. Şimdi bizim genç takımla A takım, yani yıldız takımla A takım arasında bir boşluğumuz var. Başkanımdan da bu sene işte gençlerde Türkiye Şampiyonası'nı izleyerek oradan alacağımız 8-10 kişilik bir genç grup oluşturmak istiyoruz. A takımdan böyle işte 2 yıl sonra, 3 yıl sonra Serhat'ı teknik kadroya alıp ondan sonra o gençleri tabii Serhat'ın yerine... Yani Serhat uzun vadede yani Sayın Erdem'in Sancaktepe'sinde... Hayır hayır aynen. İşte Maya gayet güzel. Sancaktepe'nin sancağı olacak evet. İnşallah. Başkanım her yerde evet. Konuşuyor musunuz bilmiyorum ama Sancaktepe'nin logosunda yani bu spontane bir gelişmeyle mi yapıldı bu logo? Yoksa kaç tane tasarımcı mesela logolar, semboller çok önemlidir. Ben bunun cevabını almadan ben Serhat şunu sormak istiyorum. Hümanist yaklaşımların çok güzel örnek bir kaptansın. Siz geldiğinizde Sancaktepe bize uyar hani kalbur üstü artık milli sporcusunuz diye geldiğiniz böyle bir düşünce olmamıştır mutlaka ama böyle bir düşünce mi yoksa siz gelince Sancaktepe'nin ortamına, kurallarına o güzel yani asaret, asil duruşuna mı uydunuz? Önce kısa bir cevap. Bu ne ifade ediyor bu sözlerim senin için? Şimdi bu soruya şöyle yanıtlayayım abi. İlk olarak biz Sancaktepe Belediyesi'ne geldiğimizde sonra da biz Anadolu'da yetişmiş çocuklarız. Arkadaşlarımız öyle gençler. Biz de öyle sporcularız. Belli gelenek ve anelerle büyümüş gençleriz. Evet. Biz Sancaktepe Belediyesi'ne gelip başkanımızı, yöneticilerimizi ve belediyemizi tanıdıktan sonra ben sporcu arkadaşlarıma şunu söyledim. Ligler'de olsun, Türkiye Şampiyonası'nda olsun, kampta olsun oturup konuştuğumuzda dedim ki biz dedim Sancaktepe Belediyesi'ni öyle bir temsil etmemiz lazım ki sadece mindere değil, oturmamızda, kalkmamızda, muhabbetimizde, arkadaşlarımızla diyalogumuzda, milli takım hocalarla diyalogumuzda, hakemlerle diyalogumuzda, spor salonunda herhangi bir güreş severle diyalogumuzda her şeyimizde Sancaktepe Belediyesi'ni çok iyi şekilde temsil etmemiz lazım. İnsanlarla sadece minderde madalya olarak temsil etmememiz lazım. Her türlü hal ve hareketlerimizle çok iyi temsil etmemiz lazım. Çünkü bu belediye bunlara layık diye ben bunu söyledim. Çünkü Sancaktepe Belediyesi'ne geldikten sonra Dünya Şampiyonası süreci ve bu Yozgat'a olan kadar süreçte evet. Ne kadar değerli büyüklerimin olduğunu ve belediyenin ne gibi bizi temsil edebildiğini, bizim de onlara layık olabileceğimizi anladık. Hiçbir büyüklenme görmedik kendimizde. Biz Sancaktepe ile büyüdük. Sancaktepe bizimle sadece bize yardımcı oldu diye düşünüyorum. Sancaktepe de sizinle büyüyor. Evet, işin özü bu. Sayın Başkanım, büreve çok anlamlı, çok ilginç, çok enteresan, çok da etkileyici bir logomuz var antetimizde. Bunun hikayesini paylaşabilir miyiz? Tabii logo çalışmalarına seçim sürecinde o gün çalıştığımız ajansla beraber ön hazırlıkları yaptık. Seçimi kazanmadan önce daha doğrusu çünkü...
kazanacağımıza inanıyordum daha doğrusu. Burada evet. Her başarının temelinde inanmak vardı. Ya ben bu işi başarırım. Tabii logo diğer tabirle çizgiler kişilerin karakterini yansıtır. Yani bu dışa vurmasıdır. Aslında duygularının açık edilmesidir. Ajans birkaç çalışma yapmıştı. Tabii oradaki ajanstaki işin sahibi olan arkadaşımız da son derece hassasiyetleri olan bir arkadaş. O da bizim karakterimizi o iki aylık bir sürede fotoğrafladığı için çizgileri de mükemmeldi. Getirdiği çalışmalar arasında bizi de mutlu edecek, istikbalde Sancaktepe'nin geleceğini de simgeleyecek bir logonun var olduğunu tespit ettik. Onun üzerine rütuşlar da yapıldı, ortak beklentiler eklendi ve bize göre mükemmel bir çizgi oluştu, bir karakter yansıması oldu. Sancaktepe, sancak bizim malum milli bir değerimiz, tepe ifadesi var. Sancak tepeye, zirveye dikilmiş. Bir tarafında ay yıldız, üç tane beldenin birleşmesiyle yelpaze oluşmuş. Diğer tarafta da sürekli yükselişe geçen, yani bir füzeyi andırıyor. Tabii o sonsuzluğa kadar uzanacak aslında bir çizgi. Bizim de burada ideallerimiz, hedeflerimiz yüksektir. Sancaktepe'yi her yönüyle sıçratmak, ayağa kaldırmak. Biz de logomuzun çizgi, çerçeve, anlam ve manasına uygun olarak hizmetlerimizi logoyla şu anda bütünleştirmiş oluyoruz. Ve bugüne kadar logomuzu gören birçok işleyen işin mahiyetini bilen veya o tür çizgi ve tasarımda bulunan belki birçok işi bilen sanatsever de dahil bizleri tebrik etmişlerdir. Sıra dışı bir logo, klasik anlamda bir çember, çemberin içerisine sıkıştırılmış karmaşa çizgilerin dışında sıra dışı ve cesaret isteyen bir çizgiydi mükemmel bu. Bir logo. Ve bunu ilk yapılan meclis toplantısında belediye meclisimize belediye başkanı olarak takdim ettim. Ve belediye meclisinde oluruyla logomuzu tescillemiş olduk. Ve şu anda da belki Türkiye'deki kamu kuruluşları içerisinde en gözde olan logolardan bir tanesi. Evet. İddialı olduklarına inanıyorum. Ben de etkilenenlerdenim değerli başkanım. Gerçekten bu konuyu da es geçmemiş olmamız çok önemli. Değerli izleyiciler, tabii 2012 Kadir Topbaş, Mimar Kadir Topbaş'ın İstanbul'u biliyorsunuz Egemen Bağış'la VIP'de yapmış olduğumuz sayın tabii dış müzakereci değerli müzakereden sorumlu bakanımız. Tabii spor başkenti, Avrupa spor başkenti ilan edildi. Bakalım Sancaktepe'nin bu oluşum içerisindeki diyalogları nedir, yeri, görevi, rolü nedir? Ama öncesinde Sancaktepe'nin sosyal sorumluluk projeleri öyle bir tarih var ki 3 Aralık hepimiz için çok anlamlı bir tarih. 3 Aralık'ta biz Ankara'ya gittik. Geçen hafta tabii biliyorsunuz özellikle Çorlu Türk Çocuk Nöroloji Vakfı Başkanı buradaydı. Ve bakalım önce bu VTR size neler çağrıştıracak. Biz birer çay içerken kısa VTR'mizden güzel görüntüler. Sonra Sancaktepe'nin bu alanda yaptığı çalışmaların sohbeti. Bakalım gelecek telefonda kim olacak. Ama önce Beytullah'ı bir tanıyalım. Paralimpik'te Avrupa şampiyonu Beytullah hikayesi ekranlarınızda efendim. Get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down.
bir yanımda Beytullah var. Beytullah Avrupa şampiyonluğunu gencecik yaşında spora sarılarak tüm engelleri hayatından kaldırmış. Güzel bir söyleşi olacak ama önce sözü hocama vermek istiyorum. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun hem teknik kurulu üyesiyim hem de milli takım antrenörüyüm 12 seneden beri. Ayrıca Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun da yüzme teknik kurul başkanıyım. Ve ayrıca da Dünya Görme Engelliler Yüzme Federasyonu'nun yüzme teknik kurulu üyesi olarak görev yapıyorum şu anda. 0 yaştaki çocukları engelli olsun engelli olmasın herkesin rehabilite edilmesi için 0 yaştaki çocukları anneyle beraber bu havuz almak. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'muz var. Biz Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun elemanlar olarak hem lisans sporcuları hem teknik kadro olarak çalışıyoruz. Türkiye tarihinde engelliler ilk defa yüzmede madalya getirdik. 2010 yılında Dünya Şampiyonası'nda da yani bütün tecrübesizliğimize rağmen 3 tane final yüzük, 3 tane dünya altınıyla aldık. Bu tabii örnek bir tesis. Önce Maraş'ta, Maraş'ta mı hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? Evet, Maraş'ta bu projeyi hazırlayıp hayata geçireceğiz. İnşallah daha çok engelli çocuğu, Allah kimseye engel etmesin ama evet. Olan engellere daha çok ulaşıp onları spor ile rehabilit etmek istiyoruz. Evet. Değerli izleyiciler, görmüş olduğunuz tesisin üzerinde tabii hocam çok güzel bir ünitede yarı olimpik havuz bu ama ebeveynlerin 0-2 yaş grubu içerisinde sadece mahrem ortamda anne çocuğunla beraber girebilecek havuzun yanı sıra önemli bir havuz. Ama en önemlisi de görmüş olduğunuz bu tesisin üzerinde rehabilite merkezinin olması gerçekten çok modern, çok çağdaş bir tesisin Maraş'ta örnek teşkil edeceğini müjdesini şimdiden veriyoruz. Beytullah Eroğlu, Kahramanmaraş'ta 1995 doğumluyum ve aynı zamanda şu anda bilgisayar bölümü meslek lisesi öğrencisiyim. 11 yıl emek verdi ve bu zamanlara getirdi. Onun mücadelesi ve benim mücadelemle bu zamanlara geldik. Tabii babamın da burada hakkını yemeyiz. Babam da çok mücadeleler verdi bu ülkeye bir madalya kazandırmak için. Türkiye'de bedensel engelli gençlerimize, vatandaşlarımıza verilen imkanlar, sunulan imkanlar yeterli mi Sayın Eroğlu? Aslına bakacak olursak pek yeterli diyemeyiz. Aslında yeterlidir ama daha iyisi niye olmasın? Bugün Dünya Engelliler Günü. Televizyonlara bakıyoruz, gazetelere bakıyoruz, her yerde engelliler var. Ama niye sadece Engelliler Günü için? Niye her zaman olmuyor bunlar? Biz istiyoruz ki her zaman engelliler anlasın, normal bir insan seviyesi yerine koyulsun. Ben Mustafa Eroğlu, Beytullah'ın babasıyım. Biz Beytullah yürüyemez derken, hayatını sürdüremez derken, öyle korkarken, Beytullah şu an Avrupa şampiyonu oldu. Bunlar çok beceriklidir, çok cesaretlidir. Bütün ailelere sesleniyorum ben. Engelli çocukların dört duvar arasında çıkarsınlar. Yüzmede Beytullah Eroğlu ve hocasını, ailesini sizlere tanıtmaktan 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla gurur duyduk. Ama zannediyoruz ki en önemli görevlerden birisi bu. Bu örnekleri tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösterip... Evet, Beytullah yolun açık olsun. Yüzlerce Beytullah var. Aslında eskiden bir tane sporcumuz vardı. Şimdi 70'e yakın Londra'ya gidecek. Paralimpik